Ben Kertemyen Lisesi mezunuyum. Herhalde sizin yaşlardayken yaklaşık 45 sene falan oluyor. Bazen bizim zamanımızda da öğrenciyken, sizin oturduğunuz sıralarda otururken gelen arkadaşlar olurdu, bir şeyler anlatırlardı. Ya bunlar ne anlatıyorlar? Bir şeyler söyleyip söyleyip gidecekler. Biz de uyuklarız diyorduk. Ama şimdi onların o konuşmalarını hatırlıyorum da gerçekten öyle değilmiş. Şimdi tekrar gibi o sıralara dönsem de onlar tekrar konuşsalar da ben tekrar dinlesem diye düşünüyorum. Siz de şimdi öyle düşüneceksiniz muhakkak. Ama zamanı gelince, belirli bir yaşa ulaşınca bu düşüncenizin hata olduğunu anlayacaksınız. Ben size mali müşavirlik mesleğinin bir üst kademesi olan bağımsız denetçi ve bağımsız denetim mesleğini anlatacağım. Hiç aranızda duyan var mı? Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim nedir? Bu konuda bilgi sahibi olan var mı? Evet, bir arkadaşımız bu konuda bilgi sahibi olduğunu söyledi. Ne biliyorsunuz, ne duyuyorsunuz veya ne anlıyorsunuz? Bize bir kısaca bir anlatabilir misiniz? Önce isminizi öğreneyim. Tolgay Bey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dediğiniz bir yerde doğru, bir yerde değil. Bağımsız denetçi 660 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan kamu gözetim kurumu, bir devlet kurumudur. Kamu gözetim kurumundan belirli şartlara sahip olup yetki almış kişilerdir. Bu kişiler bağımsızdır. Ne devlete ne başka bir kuruma bağlı değildir. Şirketlerin istekleri üzerine kendilerini denetleyen kişilerdir. Bu kişiler de şu andaki statüye göre en az 15 yıl mali müşavirlik yapan kişilerdir. Ben de yaklaşık işte hesap ediyorum herhalde 40 yıldır bu işi yapıyorum. Ve ben de yaklaşık işte bu kanun çıktığından beri de bağımsız denetçiyim. Ve iki firmayı da iç kontrolünü denetledim. Şimdi mali müşavirlikte ve sizin bildiğiniz kadarıyla ticaret liselerinde öğretilen bilanço ve gelir tabloları vardır. Bağımsız denetimde bunun ismi değişir. Finansal tablolardır. Bunun içerisine bilanço girer, gelir tablosu girer, artı kar dağıtım tablosu girer, nakit akış tablosu girer, çeşitli tablolar girer. Bunların hepsi finansal tablolardır. Bağımsız denetçi de bu finansal tabloların uygunluğunu denetler. Yani bir uluslararası standartlar vardır. Bu standartlara göre bu finansal tabloların uygunluğunu denetler. Bunu denetlemek için de bazı kriterleri vardır. Bu kriterlere göre bağımsız denetçi uygun olduğu şekliyle inceler ve bunu bir rapor haline getirir. Bu raporu da hem işletmeye sahibine, yönetim kuruluna hem de kamu gözetim kurumuna, bağlı olduğu kuruma iletir. Bunun da sebebi bağımsız denetçinin kendi başına hareket etmeyeceğidir ve bir devlet adına bir kuruma bağlı olduğunu belirtmektir. Ben size şimdi kısaca bağımsız denetim nedir ve bunun amacı nedir? Bunu hemen kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde okuyacağım. Fazla da zamanınızı almayacağım. Sıkılmaya başladınız. Bunun da farkındayım. Çok kısa. Bağımsız denetim, işletmelerin finansal tablo ve finansal bilgilerinin
uluslararası finansal raporlama standartlarına uygunluğunu, doğruluğu hususunda makul güvence sağlayacak ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen bağımsız denetim tekniklerinin defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetleyerek rapora bağlamasını ifade eder. Bu da demektir ki bağımsız denetim, bir bağımsız denetçinin finansal tablolarını, o işletmenin finansal tablolarını denetlemesidir ve bunu bir rapora bağlamasıdır. Bu raporda bir netice vardır. Bu neticeye göre bazı finansal yatırımcılar bu işletmeye yatırım yapar. Bu bağımsız denetçinin verdiği rapora göre. Eğer bu rapor olumluysa yatırım yapılır, olumsuzsa düşünülür o zaman bu şirket neden olumsuz bir rapor aldı diye. Bu bağımsız denetimin amacı ise finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesidir. Bunda bağımsız denetçinin bu şekilde görüş bildirmesi de çeşitli teknikler yoluyla olur. Bunları tek tek detayına girmeyeceğim. Çoğu isminden de sizin çok rahat anlayacağınız şekliyle fiziki inceleme tekniği doğrudan o varlıkların o işletmede olup olmadığını göstermektir. Doğrulama tekniği ise gerçekten böyle bir alacağın varlığın doğruluğu olup olmadığını incelemektir. Yeniden hesaplama tekniği, hesap birkaç ortalama ve paçal maliyet sistemiyle aradan sondajlama yaparak hesapların doğru olup olmadığını inceler. Belge inceleme tekniği, o belgenin varlığı, o belgenin doğru olup olmadığı, o belgenin işletmede kayıtlara doğru işlenip işlenmediğini inceleyen bir tekniktir. Bilgi toplama ise denetçinin, bağımsız denetçinin gerek işletme yönetiminden gerekse işletmenin borç ve alacak firmalarından elde ettiği bilgileri toplamasıdır. Analitik inceleme ise çeşitli aritmetik ortalamalarla bir hesaplama tekniğidir. Bağımsız denetimin kimlere ihtiyacı var diye sorarsanız, bağımsız denetimin yeni Türk Ticaret Kanunu çıktı biliyorsunuz. Bununla ilgili tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetime ihtiyacı vardır. Bağımsız denetim raporu eğer uygun olan bir işletme mutlak surette hem uygun kredi alacaktır hem de diğer finansal yatırımcılara uygun yatırım olanakları sağlayacaktır. Bundan, bu bağımsız denetim raporundan çeşitli kamu kuruluşları da yararlanır. Bunlar BDDK, Bankacılık Denetleme Kurulu, SPK Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Kurulu, bunlar gibi bir takım devlet kuruluşları da faydalanır. Neden bağımsız denetim derseniz, son olarak da, bağımsız denetim bir işletmenin finansal tablolarının tamamıyla şeffaf, gerçeğe uygun, doğru ve dürüst bir şekilde defterlere işlendiğini ve finansal tablolara yansıtıldığını göstermektedir. Bağımsız denetçi de bu doğru, şeffaf ve dürüst bir şekilde finansal tablolara yansıtılan bilgilerin doğruluğunu onaylar veya onaylamaz. Buna şartlı da onaylayabilir. Direkt görüş vermekten kaçınabilir de. Bunlar çeşitli şekilde olur. 4 tane görüş bildirme yöntemi vardır. Bunlardan makul olanı, en doğru olanı onaylanan görüştür ve bu da en kabul görmüş tekniktir. Teşekkür ediyorum.